seni sana anlatacak, seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rapçi Profesör Doktor Sinan Canan. Merhabalar sevgili dostlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Her cumartesi akşamı NTV ekranlarında Sinan Canan'la Açık Beyin başlığı altında sizlerle buluşuyoruz. Hem stüdyodaki sevgili konuklarımız hem de siz ekran başındaki değerli dostlarımızla benden, bizden, sizden yani insandan bahsediyoruz. Kendimizi o kadar kaybediyoruz ki zamanı yitiriyoruz. Kimisi bunu evde yemek yaparken yakalıyor. Yemek yapmak çok akışta kaldığımı fark ettiğim bir durum. Kimisi eliyle bir şeyler üretirken yaşıyor. Hobi olarak resim yapıyorum. 4 saat resim yapmışım. Akış denen bu fenomenin bir formülünü sereceğiz masaya. Ben durmak istiyorum demek çok zor. Risk içeren bir şey. Yani sizin konfor alanınızdan çıkmanızı gerektiren bir şey. Bundan sonra evde yan gelip yatarken ne yapıyorsun? Akışa hazırlık yapıyorum falan. Konuştuğumuz konular bence bu dünyadaki en önemli konular. Şimdi böyle deyince bazıları bana kızıyor ama genellikle inancım şu yönde. Hepimiz kendimizin hayatında bir gün bir tık daha iyi halini yaşayabilsek ve bunu atıyorum birkaç hafta sürdürebilsek, bu dünya birkaç haftada nasıl bir yer olurdu bir düşünsenize. Herkes biraz daha sakin, biraz daha anlayışlı, biraz daha şefkatli, biraz daha üretken, biraz daha verimli, biraz daha anlayışlı olsaydı yaşadığımız sorunların büyük bir kısmını herhalde çözerdik. Bazıları bana diyor ki hocam çok naifsin, dünya öyle olmuyor falan. Bana daha önce bunu bir süre yutturdular ama ben artık bunu yemiyorum arkadaşlar. Çünkü özellikle bugün masaya yatıracağımız konu insana verilmiş en büyük hediyelerden bir tanesi. Maalesef çoğumuz bunu erken yaşlarda yaşamamıza rağmen yaşamımızın ilerleyen dönemlerinde biraz kaybedebiliyoruz, unutabiliyoruz. Bugün psikolojide adına akış dediğimiz enteresan bir deneyimi, bunun beyinde neler yaptığını, nasıl oluştuğunu ve bizim ne işimize yaradığını biraz konuşacağız. Öncelikle hiçbir şeye başlamadan önce bir parmak kaldırma egzersizi isteyeceğim sizden. Daha önce İngilizce olarak the flow denen, işte Türkçe'de akış diye tercüme ettiğimiz bu zihin haliyle ilgili okuma yapmış, deneyim biriktirmiş arkadaşım var mı aramızda? Akışın ne olduğunu bilen var mı? Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3 az sayıda kişi var. Şimdi birazdan biz bunu acık tarif etmeye başladığımızda, üzerinde sohbet etmeye başladığımızda aslında hepinizin bildiği bir şey olduğunu fark edeceksiniz. İnşallah yakın zamanlarda yaşamışsınızdır. Yok olmadıysa da çocukluk günlerimizde çok aşina olduğumuz bir şeyden bahsediyor olduğumuzu hemen fark edeceksiniz konuşurken. Önce efendim tabii konu bu kadar az bilinen bir konu olunca bir tarif yaparak başlamak lazım. Akış deneyimi nedir? Özellikle psikolojinin son 15 yıldır uğraşmayı çok sevdiği bir deneyimin adı bu. Bazı insanlar bazı şeyleri yaparken, birazdan o bazı insanları ve bazı şeyleri açacağız. O bazı şeyleri yaparken adeta kendilerini kaybediyor gibi oluyorlar. Zamanı unutuyorlar. Acıktıklarını, susadıklarını bile hissetmiyorlar. Vücutlarında bir ağrıları varsa o ağrıyla ilgili hissiyatları kesiliyor. Tamamen adeta vücutla bağlantıları kesiliyor. Yaptıkları işin içinde kendini kaybediyorlar. Dış dünyada ne oluyor o süreç boyunca hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Müthiş bir keyif ve zevk hissediyorlar. Ve kendilerini bile şaşırtacak derecede yaratıcı ve üretken olarak görüyorlar, buluyorlar. Ve bitmesin istedikleri bir zihin durumu içerisindeler. Kimler bunlar? Çok kişi de oluyor ama özellikle bilimsel anlamda bu konuyu çalışmak için biz en çok sanatçıları ve sporcuları tercih ediyoruz. Çünkü özellikle böyle riskli sporlar yapan insanlar da o işte çıplak elle kayalara tırmanan, yükseklerden kendini aşağı bırakan falan insanlar da ya da ne bileyim sahnede böyle çok kalabalıkta zorlu bir performans sergileyen sanatçılar da sıklıkla bu akış dediğimiz durumun tetiklendiğini fark etmiş psikologlar. Birkaç sene önce vefat eden Mihail Csikszentmihalyi isimli arkadaşlarım inşallah şuraya yazacaklar onu. Çünkü onu hecelemesi çok zor bir ismi var. Macar bir psikologdur rahmetli.
Mutluluğun Bilimi Akış diye de bir kitap yazdı bunun üzerine. Onun çalışmaları bizi bu konuda çok fazla aydınlatan çalışmaların başında geliyor. Ve o çalışmaların çoğu da dediğim gibi sporcular ve sanatçılar üzerine yapılmış. Ama sadece onlara has olan bir durumdan bahsetmiyorum. Şimdi önce sorayım. Demin terimi çok fazla bilen yoktu. Ama böyle yakın zamanda kendinizi kaybettiğiniz zaman, unuttuğunuz, acıkmadığınız, susamadığınız, Allah'ım bitmesin, sabahlar olmasın dediğiniz bir durum yaşayanların ellerini görebilir miyim şöyle? Bak terimi bilmiyoruz ama akışa geçen arkadaşım bayağı var gibi gözüküyor. Hiç fena değil. Peki, küçükken şunu hatırlayan var mı? O adet hala devam ediyor mu bilmiyorum ama zira çocuklar artık pek sokağa çıkmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bizi küçükken izin alırdık işte sokağa çıkabilir miyiz? Gönderirlerdi ama annem derdi ki mesela akşam ezanından önce evde olun. Ama çoğumuz akşam ezanını duyamazdık maalesef. Oynarken öyle bir kaptırıyorduk ki hem de biz Ankara'da Etlik semtinde caminin dibinde oynuyorduk yani. Bangır bangır hoparlörle ezan okunuyor, alarm çalıyor, farkında değiliz. Niye? Öyle bir kaptırıyoruz ki oyuna. Kendimizi o kadar kaybediyoruz ki zamanı yitiriyoruz. Mesela ben özellikle bir çocuk olarak açlık benim için çok sıkıntılı bir şeydi. Yani besili çocuktum şimdi Allah için. Böyle bulduğumu yerdim falan, yemeden içmeden kesildiğim oyun anlarını hatırlıyorum. Ve o durumda zamanı kaybediyorsunuz, kendinizi kaybediyorsunuz. Bütün ihtiyaçlarınızı ikinci plana itiyorsunuz. Ne için? Yaptığınız şey sizi acayip cezbedip içine çektiği için. Şimdi soru çok basit. Çocukluğumuzda olan böyle bir şey büyüdükçe yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor. Artık hayatın belli rutinleri var. Sabah kalkılacak, işte okula ya da işe gidilecek, belli görevlerimiz var. Akşam eve geleceğiz, orada da belli görevlerimiz ve rutin ritüellerimiz var. Hayat böyle bayağı otomatik bir algoritmaya oturmuş gibi tıkır tıkır ilerlemeye başlıyor. Büyümenin en sıkıcı tarafı bana sorarsanız bu. Değil mi? Yani böyle her şey bir tıkır tıkır şeyin içerisinde ama sıklıkla birçoğumuz öf be yeter gayrı falan oluyoruz değil mi? Bir şeyler yapasımız geliyor. O durumda çoğumuz ne yapıyor? Hadi tatile gidelim. Tatile giderken de algoritma genellikle hep belli. Mesela hiç anlayamadığım bir şey var. Türkiye'nin en sıcak zamanında yapılan yıllık izinlerde Türkiye'nin en sıcak bölgelerine tatil yapmaya gidiyoruz. Bunu anlayabilmiş değilim. Karadeniz yaylaları orada efil efil dururken hepimiz güney sahillerini oraya buraya akmaya çalışıyoruz. Bir ton para dökerek, of sıcağın içinde bunalarak, her sabah höldür öldür bir takım aktiviteler, akşam höldür öldür bir takım aktivitelerle dinlenemeden daha beter yorularak tekrar günlük hayatlarımıza geri dönüyoruz. Ama hepimizin böyle bir anlaşılır bir deniz aşkı bilmem nesi falan olabiliyor. Böyle otomatik pilotta pek düşünmeden bir şeyleri yapıp gidiyoruz. Ama bazılarımız hayatımızın bazı yerlerinde hayatın genellikle maalesef dışında kalacak bir şekilde hayatlarını askıya alarak bir şeyler yapıyorlar. Bunlar genellikle hobiler falan oluyor. Tam onların içerisinde işte bunu arada bir yakalayabiliyorlar. Kimisi bunu evde yemek yaparken yakalıyor. Kimisi, birazdan bahsedeceğim, benim gibi çıkıp konuşurken yakalıyor. Kimisi insanlara yardımcı olurken yaşıyor. Kimisi eliyle bir şeyler üretirken yaşıyor. Herkes bunu bir şekilde yaşayabiliyor. Bugün sevgili dostlar, akış denen bu fenomenin bir formülünü sereceğiz masaya. Nasıl oluyor? Kimlerde oluyor? Ben nasıl daha fazla bunu yaşayabilirim? Biraz bunun üzerine gideceğiz. Az önce gördüğüm parmaklar vardı. Siz ne yaparken akış yaşıyorsunuz genellikle? Var mı paylaşmak isteyen? Buyurun efendim. İki tane var aslında. Biri yüzerken, mesela annem aradı beni. Neredesin sen? Çünkü ben 1,5 saat yüzmüşüm ve farkında değilim. O kadar saat yüzemezsin. Bir günde hobi olarak resim yapıyorum. 4 saat resim yapmışım. Harika. Ve farkında değildim. Başım dönüp acıkmaya başladığım zaman anlamıştım ben bunu. Tam bu noktada yüzmeyle resim arasında bir benzerlik var mı sizce? Yani akışta bir ortak nokta arayacağız ya biraz sonra. Bana keyif veriyordu ikisi de. Bir keyif veriyor. Çok güzel. Başka bir şey olabilir mi? Kendimi ifade edebiliyorum resimde. Hı hı. Yüzmede peki? Yüzmede de rahatlıyorum. Rahatlıyorsunuz. Böyle bir enerji boşalımı evet. Oluyor galiba. Bir suyla buluşmanın herhalde bir kesinlikle. Şeyi var. Ben çok su seven adam değilimdir ama bunu anlayabiliyorum. İnsan bu arada muhtemelen geçmişinde bir su canlısı dönemi geçirmiş atalarımız muhtemelen. Çünkü biliyorsunuz birçok işte deniz ürünlerini seviyoruz. İşte o yüzden denizlere koşuyoruz devamlı tatil olunca. Denize girince böyle bir sinirimiz kalkıyor ortadan. Değil mi? Omega 3, 6 falan hikayeler hep onunla alakalıymış gibi gözüküyor. Buyurunuz efendim. Merhaba hocam. İsminizi alalım bir daha. Fulya. Fulya tekrar hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Birincisi yemek yapmak. Önceden hiç sevmediğim,
ama yaptıkça çok akışta kaldığımı fark ettiğim bir durum. İkincisi çalışmak. Hı hı. Zaten hiç fark etmeden çalışıyorum. Çalışmak derken? Kendi nasıl iş çalışmak? Yerimde e-ticaret yapıyorum ben. Tasarım, çizim. Yani oradaki çalışmak tamamen çizimsel. Ekran başında çalışırken de saatin nasıl geçtiğini fark etmeyebiliyorum. Aslında orada çalışmaktan öte herhalde bir şey üretmekle üretmek, ilgili bir şey evet, var. Evet, çalışmaktan ziyade yoksa üretmek. Yoksa mesela her gün kartları sıraya dizecek bir işiniz olsa al bunu buraya koy, bunu buraya koy. Yok, pek de öyle değil, akışlık evet. Olmuyor galiba. Bir de sudan aşırı korktuğum halde kafamı dahi suya sokmamayı başaramaz bir insanıydım. 4 hafta öncesine kadar. Hmm. Şu an yüzebiliyorum. Vay nasıl becerdin o parçayı? Şey kursuna gittim. Yani kursa başladım. Ha öğrenince geçti diyorsun. Vallahi geçiyormuş. Ben hiç tahmin etmiyordum. Evet, su yüzdürüyor değil mi zaten kendi kendine? Yok öyle olmuyor biraz ama çok keyifli ve hanımefendinin de söylediği gibi 1 saat ders alıyorum ben. O 1 saat nasıl 1 saat bitiyor hiç bir zaman anlamış değilim. 12 ders oldu. Bak bu son madde enteresan. Yeni ve hoşunuza giden bir şeyler öğrendiğiniz bir durumu hatırlıyor musunuz? Bakın orada da bu akışa benzer bir deneyim oluyor çoğu zaman. Dikkat evet. Ettiniz mi ona? Vay, öyle mi oluyormuş falan filan derken biraz da böyle küçük küçük başarmaya başladınız mı? Çok sabahlar keyifli. Olmasın değil mi? Kesinlikle, öyle bir şey oluyor. Kesinlikle. Harika bak hala bir şey daha çok koydum. Eğleniyorum. Yani ben kafamı suya sokabiliyormuşum. İşte nefes almayı, vermeyi başardım falan gibi her seferinde daha da biraz daha keyifli hale geliyor. Güzel. Bir mikrofonu da buraya alalım. Birsel Yazıcı, ben de bir yazarım. Hoş bulduk hocam. Ben de yazarak yani o beni çok güzel bir yolculuğa çıkarıyor. Betimlemeler yaparken bazen geçmişten bazen bugünden hatta bir kahraman öldürdüğüm zaman yaz bile tuttuğum doğru oluyor yani. Bak nasıl kaptırıyorsa kendini. Öyle gidiyor. Açlık, biraz onu ben de biliyorum ya. Az öyle bir şey var bazen. Bana her gün olmuyor çünkü ben çok konuşuyorum. O kadar böyle rutin yazma ama onu çok seviyorum. O ayrı bir konu. Sizde de var. Arkada mikrofonu alalım. Oraya da geleceğim şimdi arkadaşlar. Ben yoga yapıyorum. Yani yoga pratiği yaşarken hissediyorum. Hı-hı. Zamana veya işte çevremdeki insanlara bakmıyorum. Genelde hani kendi bedenimi keşfediyorum. Aslında bir şeyleri keşfederken belki de. Enteresan. Kendinle ilgili bir şeyler keşfederken sabahlar olmasın diyorsun. Yani, güzel gidiyor yani. Hoşuna gidiyor o zaman keşfettiklerin. Evet. Hocam. Yeni imkanlarını fark etmek diyebilir miyiz ona? Fark etmek. Mesela yoga ben evet. Çok yani öyle rutin yapmam yani onu söyleyeyim ama birkaç kere denemişliğim var. Hadi be dedim bu da yapılır mı? Biraz deneyince yapabiliyormuşsun gerçekten. Enteresan bir şey oluyor. Onu fark edince galiba bir gaza geliyorsun. Ya da geliyorsun. Evet şey gibi farkında olduğum bir şeyler aslında. İşte temizlik yaparken de aynı şeyi hissediyorum. Güzel. Yürüyüş yaparken de aynı şekilde. Vallahi Allah sizi inandırsın. Ben de arkadaşlar eskiden özellikle evimde çok temizlik yapardım öğrencilik günleri. Saatler geçerdi fark etmezdim. Temizlik acayip bir şeymiş. Yani hakikaten bayağı böyle yerleri silerken falan filan insana bir şeyler oluyormuş. Sizde mikrofon var buyurun. Önce sizden alalım. Mehmet Akif Demir ben. Mehmet Akif hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatın akışına uymamız bizi kısıtlar mı hocam? Öncelikle onu sormak istedim. Güzel. O bir cepte dursun. Evet, önce bir akışlar alalım ama o soruyu unutma. Çünkü hayatın akışıyla bizim akışımız nasıl alakalı onu bir konuşacağız zaten. Evet, o önemli bir şey ama unutturma bana. Tamam hocam. Anlaşıldı. Senin var mı öyle akışa geçtiğin bir şeyler? Var hocam. Yani kendi sektörümde inşaatla uğraştığım için böyle kırıp döküp yeniden bir şeyi meydana çıkarmak bu çok harika bir şey oluyor. Yani. Biliyorsun Türk erkeklerinin en büyük sporu nedir? Evet. İnşaat seyretmek. Kesinlikle. Hepimiz işten bayılıyoruz. Böyle. Grider çalışırken herkes bakıyor değil mi kenardan? Ben bu arada bunu başka ülkede görmedim. Herhalde bize has bir durum. Biz hepimiz seviyoruz öyle yıkıp yapma işlerini. Evet hocam. Dökmek bizim işimiz. Bir buraya mikrofon verelim. Merhaba hocam. Sabri Demir'in de tekrar. Sabri Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Müzik dinlerken ve dost meclisinde muhabbetin nasıl geçtiğini... Bir alkış. Şu anda da burada. Bak, hocam. Bak bunu yaşayan çok az insan kaldı. Çünkü sohbetten sıkılmaya başladık biz. Hayır, öyle bir aksiyon istiyor gençler şimdi, yeniler çoğu zaman. Ben bile kendimi bazen öyle buluyorum ama o sohbetteki akış çok önemliydi. Ben eskiden onu hatırlıyorum. O çok vardı. Güzel hatırlattınız vallahi. Hocam işte buradaki sohbette de nasıl geçtiğini anlamıyoruz zamanında. Değil mi? Bir alkış da buna. Ben bunu beğendim. Vallahi. Bir de müzik dinlerken ve müzik yapabiliyorsak bu başka bir derinlik, derunilik bir durum var hocam. Siz yapıyor musunuz müzik? Evet hocam. Oo güzel. Bağlama şeyimiz var, muhabbetimiz oluyor. Süper. Bak ne güzel söylüyor. Bak dikkat et, bağlama çalıyorum demedi. Ne dedi?
bağlama muhabbetimiz var. Evet. Bağlayıcı geldiniz ya, bunlara bizim ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bana bir arkadaşım bağlama hediye etti. Dedi ki hocam sen gitar çalıyorsun, bunu da çalarsın. Fakat bir sorun fark ettim. Ben Türk halk müziği dinlemediğim için repertuar sıfır. Yani çalacak bir şey bilmiyorum. Biraz YouTube'dan oradan buradan dinledim. Fakat bir iki hareket çıkarttıktan sonra bağlama o kadar hoşuma gitti ki. Zeybek tavrını öğrendim. Böyle dım dılalım dım dılalım yapıyormuşsun ya. Onu yavaş yavaş çalıştım ve 2-3 ay çalıştım. Sonra dedim ki ben bu enstrümanın hakkını veremeyeceğim. Arkadaşıma geri götürdüm. Dedim ki abi sen bunu bana verdin ama yazıktır. Bunu daha iyi çalan birine ver falan. Aldığı enstrümanı ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi acayip şefkatle çalınmış dedi. Ne biliyorsun dedim, belli oluyor dedi bakınca. Çok dedi sen bununla ilgilenmişsin dedi, geri verdi bana. Senelerce bende durdu, çok ilerleme gösteremedim ama enstrümana bakınca muhabbeti anlayanı da var. Yani o enstrümanla muhabbet mi ettin yoksa canına mı okudun, anlıyorlar onu bazıları. Vallahi güzeldi, bu ilgimi çekti. Demek ki enstrümanla muhabbet ederken, müzik dinlerken de akışa geçiliyor. Hocam şu anda da zaten bir koroda korist olarak da amatörce bir grubun içindeyiz tamam, yani. Tamam, profesyonel olmasın zaten, o sıkıcı. Tabii ki. Amatörce. Vallahi ne cevherler varmış ya. Tebrik ediyorum. Başka akış örneği var mı? Burada da bir akışımız var. Merhaba hocam, Begüm Yıldız ben. Begüm hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hayatımda aslında iki tane deneyimimde bunu gerçekten bir fiil yaşadım. Bir tanesi uzunca bir dönem ben ritim atölyesine devam ettim ve hala da devam ettiğim bir kürek sporuyla uğraşıyorum. Oho, sen akışın dibini bulursun oralarda. Bana çok iyi geldi. Sonradan neden diğer şeylere göre daha iyi geldiğini fark ettim. Çünkü her ikisinde de ritim tutarken de herhangi bir şey düşündüğünüzde el beyin koordinasyonu birden gidiyor. Ve ritmi kaçırıyorsunuz. Çok güzel. Kürekte de öyle. Düşündüğünüz anda hemen öndeki ya da arkadaki takım arkadaşınıza kürekleriniz çarpışıyor. Ben şunu fark ettim. Düşünmeyi durdurduğumda, çünkü belli bir yaşa gelince ya geçmişe ya geleceğin endişesine takılıyorsunuz. Belki ve anda soracağım. Kaldığımda da bunun bana çok iyi geldiğini fark ettim. Ve bunu hayatın normalizasyonuna da uygulamaya çalıştım. Ne kadar anda kalıp fark edersem o kadar kendime de döndüğümü ve tanıdığımı fark ettim. Aynen keyifle öyle. Birlikte. Zaten gideceğimiz yer bir orası. Bir önceki bölümde beni falan boşuna konuşmadık. Bu akışı, bu benliği tanımayla ilgili olan bölümüne zaten geleceğiz ama o düşünceyi durdurmak dediğin şeyi şimdi şu anda burada yapabilir miyiz? Böyle bir anda isteyince oluyor mu? Yani çok olmuyor aslında. Zor değil mi? Biraz odaklanmak gerçekten gerekiyor. Yani şey çok zor, bu kadar uyaranın ve etkenin bir arada olduğu bir dünyada hani ben durmak istiyorum demek çok zor ama başarınca çok kısa süreler bile çok mucizevi etkiler yaratıyor. İşte zaten benim derdim şu, bunu nasıl becereceğiz? İnşallah şu anda şalterini kapatabilen yoktur. Yoksa program heder olur yani, boşa konuşuruz. Herkes burada değil mi? Zihinler açık, düşünme melekeleri devam ediyor ama bazen o şalter fena kapanıyor. Şimdi tam yeri geldi. Bakın fizyolojik olarak ve nörolojik olarak beyinde akış yaşayan insanlarda bugün bildiğimiz kadarıyla neler oluyor? Enteresan hadiseler var. Birincisi bir iki tane beyin kimyasalının miktarı aşırı artıyor. Bunlardan biri dopamin. Dopamini tanıyorsunuz değil mi? Buradaki herkes biliyor dopamini. Açık beyin müdavimleri de biliyorlar. Dopamin zihnin ödül kimyasalı. Bu işleri yaparken neyse o işler, birazdan sınıflamasını da konuşacağız. Beyin diyor ki Allah'ım ne kadar güzel, ver dopamini, ver dopamini. Bir de derin bir haz ve keyif hissediyoruz ama dopaminin bir işlevi daha var. Sizi odaklıyor, sizi hatta tutuyor. O yaptığınız işe dikkatinizi vermenizi kolaylaştırıyor bir arkadaşıyla beraber. Dopaminin diğer arkadaşının adı norepinefrin ya da noradrenalin diğer adıyla. Bu da beyinde uyanıklığı ve dikkati kamçılayan bir başka hormon, bir başka nörotransmitter tıbbi adıyla. O ne yapıyor? Beyne diyor ki uyan, burada bir şey var, dikkat etmemiz lazım. Ve bizim beynimizde bir şeye konsantre olduğumuz zaman çalışan dikkat ağı diye bir şey var. O dikkat ağının aktivitesini arttırıyor. Yani sizi bir yere kilitliyor. Hem kilitliyor hem ödül veriyor. Allah'ım diyorsun, bu devam etsin. Müthiş bir içsel doyum hissi. Bununla kalmıyor yalnız. Begüm'ün deneyiminin nedenini bulduğumuzu düşündüren bir başka bulgu daha var. Çok ilginç. Bu insanların beyin görüntülemesini yaptığınızda akışa geçtikleri ya da akış benzeri deneyimler yaşadıkları sıralarda çok sıra dışı bir şey görüyorsunuz. Bizim insana ait bütün özelliklerimizin beyinde bir özel yeri var. Hatırlıyor musunuz orayı? Diğer canlılardan farklı bir beyin bölümümüz var. Çok büyük
Ve orası sayesinde biz hayvanların yapamadıkları konuşma gibi, planlama gibi, hayal etme gibi şeyleri yapabiliyoruz. Neresi orası? Korteks. Beynin ön tarafı. Aynen. Beynin ön kısmı diğer bütün canlılardan çok büyük. Ve biz bütün o maharetleri aslında oraya borçluyuz. Ama akış deneyimi sırasında ön beynin çalışması neredeyse duruyor. İptal oluyor orası. Bakınız, daha evvel senin anlattığın o kürekteki meseleye benzer şekilde bizim sevgili arkadaşımız Ozan, kendisi Son Feci Bisiklet grubunda basçısıdır. Bir gün ona dedim ki sahnede, ya sen böyle çalarken falan acayip oluyormuşsun falan dedim. O da yıllarca biz Açık Beyin'de birlikte çalıştık onunla. Hocam dedi, senin anlattıklarınla ilgili şöyle bir şey fark ettim. Ben ne zaman bas gitar çalarken vay lan ben ne biçim çalıyorum diye baktığım anda şaşırıyorum dedi. Ama salıp gittiğin zaman bir şekilde maksimum performansını gösterme, azami beceriyi ortaya koyma noktasında çok daha avantajlı oluyorsun. Neden? Bizi sürekli tökezleden en önemli şey nedir? Bir düşünün. Bir şey yapacağız ama ya yapamazsam, ya rezil olursam, ya işler ters giderse, ya dilim tutulursa. Tereddüt. Nereden geliyor bu? Ön beyin devamlı senaryo yapıyor. Onun işi bu, yazık. Sizi korumak için kötü olabilecek şeylerin simülasyonunu yapıyor. Ama akışa geçtiğinizde de ki sal gitsin, burada ne olabilir ki? Eğer ön beyin böyle kapanıyorsa, bu hormonlar artıyorsa siz çok enteresan bir sürece giriyorsunuz. Tabii ki birazdan söyleyeceğim, her konuda öyle akışa geçmek kolay değil. Yani mesela kürekçiler akışa geçiyor diye hep beraber buradan küreğe gitsek çoğumuz olmaz. Başka bir şeylere daha ihtiyacımız var onunla ilgili. Kaptırıp gittiğiniz işte zihninizin tereddüt kısmı da devreden çıkınca o güne kadar biriktirdiğiniz bütün maharet şakır şakır ortaya dökülmeye başlıyor. Ve çoğu zaman sonuç sizi de şaşırtıyor. Sadece bu kadar da değil. Bir de akış deneyimi bitiyor maalesef, değil mi? Yani o küreyi çekiyorsun bitiyor, yüzüyorsun bitiyor, resmi yapıyorsun bitiyor vesaire. Sonra bütün bu akış deneyimi yaşayan arkadaşlar dikkat etsinler, bir şey daha oluyor. Akış deneyimi bittikten sonra acayip bir ponçiklik geliyor insana. Böyle bir yayılıyorsun. Dünyanın en büyük işini yapmış gibi bir rahatlama ve gevşeme geliyor. Tam o sırada beyinlerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Serotonin denen kimyasalın tavan yaptığını görüyorsunuz. Ne o? Tatmin kimyasalı. Diyor ki tamam, oldu, yaptık. Bir başka kimyasal daha var. Endorfinler, duydunuz mu? Daha evvel burada da kendilerinin kulaklarını çınlattık. Morfine benzeyen ismi tesadüf olmayan ve içsel ağrı kesici olarak işlev yapan bir kimyasal. Diyor ki hiç sıkıntı yok, gevşe, rahat ol, ben sana bir masaj yapayım kimyasal olarak. Bir madde daha var, ismi anandamit, belki bunu çok duymamışsınızdır. Sanskritçe ananda diye bir kelimeden türetmişler ismini. İngilizce bu bilis dedikleri, Türkçe'de aslında vecd hali dediğimiz konuya benzer, ruh haline benzer bir hali oluşturuyor insanda. Mesela anandamit anne sütünde de varmış. Ha, bebekler o sütü içince böyle bir sırıtarak uyuyorlar ya, o anandamitle ilgili. Akış deneyiminden sonra bizde de artıyor, enteresan. Ve diyoruz ki oh be, artık bu varlığın içerisinde ben de oldum yani. Ben de bir şey kattım, ben de burada varım. Ve kendinizi bir bütünlük hissi içerisinde hissediyorsunuz. Ne oluyor ya? Ve Mihail Csikszentmihalyi kitabında bizi bir konuda uyarıyor. Diyor ki bu bütün insanların yaşayabileceği bir şey. Hepimizde bu donanım var. Ama birçok insan bunu yitirdiği için maalesef uyuşturucularla, yapay kimyasallarla ve başka yollarla bunu taklit etmeye çalışırken kötü taklitleriyle kendilerini öldürmekle meşguller diyor. Ve aslında bizim aradığımız, o hep kendimizi eğlendirmeye çalışırken bu deneyimi arıyoruz. İnsan olmanın özünde böyle bir deneyim var gibi gözüküyor. Peki, akışa geçenleri dinledik biraz. Şimdi siz ekranları başındaki sevgili dostlarım da muhtemelen ya bir dakika ben de şurada aslında fena değilim falan diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Soru şu, bu konu eğer aramızdan birilerine uzak gözüküyorsa biz bunu hayatımızda nasıl arttırabiliriz? Açık ona bakalım mı? Yani bu akış deneyimini nasıl bulur, nasıl devam ettiririz? Ne gerekiyor akış deneyimi için? Birkaç tane özel gereksinimi var akışın arkadaşlar. Hızla sıralayayım, sonra bir sohbetini yapalım. Bakalım bizde neler var böyle. Bir, o konu neyse yapacağınız iş, onunla ilgili bir motivasyonunuz olması lazım. Yani ben bu işi neden yapıyorum, bir neden lazım. O işi seviyor olmanız lazım, yapmak istiyor olmanız lazım. Öyle birisi sırf dağa tırmandı diye siz de dağa tırmanıp akışa geçeceğim derseniz akış yerine kırık çıkık bir şey olur. Yani onun sonu çok hayırlı değil, söyleyeyim. Özenerek yapabileceğimiz bir şey değil.
kendimizde nedenini bulmamız gereken bir konu. İki, akışa geçmenin önemli bileşenlerinden biri deneyim. O yaptığımız işle ilgili biraz çabamız, gayretimiz olmuş olacak. Hatırlayın daha önce niyet, gayret, cesaret diye bir üçlüden bahsetmiştik. Niyet edeceğiz, harekete geçeceğiz, onu isteyeceğiz. Sonra gayret bir deneyim birikecek. O deneyimin sonucunda üçüncü özellik, yaptığımız şey, o anda yapacağımız şey her neyse, küçük de olsa bir risk içermeli. Risk olmadı mı akış yok. Risk çok büyükse, hayati tehlikeniz varsa akış deneyimi akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Ama mesela maçı kaybetmek ya da bir şeyde geri düşmek ya da hep o aldığınız zevki alamamak gibi daha düşük düzeyde riskler varsa gene de oluyor. Fakat risk büyüdükçe artıyor olayı. Mesela ben hep söylerim işte ben konuşarak çok akışa geçerim falan filan diye. Diyorlar ki hocam hepsi tamam da senin ne risk var yani? Demesi kolay, gelin buraya. Şimdi buraya çıkıyorsun, bir tane mevzu, bir sürü insan orada, izleyenler. Her türlü hatayı yapabilirsin, konuyu unutabilirsin, raydan sapabilir, bir soru gelir, öyle kalabilirsin. O kadar çok risk var ki ve en büyük risk ne? Yani dünyanın en karmaşık canlısının en karmaşık hikayelerini konuşuyoruz. Çok riskli yani. Her türlü ayağa basabiliriz, her türlü çamı devirebiliriz, her şey olabilir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu da bizi dördüncü özelliğe getiriyor. Dördüncü özellik bayağı ilginç. Yaptığınız iş tekrarlı ve rutinse, algoritmik bir şeyse akışa geçemiyorsunuz. Demin dediğim gibi karmaşık olacak. Ne olacağı belli olmayacak. Mesela biz bu program için tek tek senaryolar yazıp uzun uzun sizlere sorular dağıtıp hepinizin hangi dakikada ne söyleyeceğini yapıp mükemmel bir program yapabilirdik, değil mi? Ama o mükemmel program bizi keser miydi? Şimdi bakın benim elimde sadece hani hoca şu başlıkları unutma diye verdikleri iki tane kart var. Çoğunu unutuyorum zaten, çok da önemli değil. Kaptırıp gittiğimiz için burası enteresan bir deneyime dönüşüyor. Siz, ben daha önce söyleyeceğimizi hiç düşünmediğimiz şeyler söylüyor. Gideceğimizi hiç düşünmediğimiz yerlere gidebiliyoruz. Ve bu karmaşıklık olayı tam bize yakışır hale getiriyor. Biz keşif canlılarıyız. Sıradan şeyleri sevmiyoruz. Bırak yapay zeka yapsın onu. Ben daha önce yapılmamış olanı, keşfedilmemiş olanı keşfedeceğim diye enteresan bir tarafımız var gibi gözüküyor. Nasıl bu dört madde? Hayatımızda bunları bir araya getiren bir durum var mı? Belki bizden ilgi bekliyordur. Çok istediğimiz bir şey. Biraz da olsa deneyimimizin olduğu bir şey. Risk içeren bir şey. Yani sizin konfor alanınızdan çıkmanızı gerektiren bir şey. Değil mi? Biraz da böyle karışık, nasıl yapacağınızı tam bilemediğiniz ama bir besmele çekip girip hadi bakalım. Yani kervan yolda düzülür diye belki başlayacağınız var mı bir şeyler? Merhaba hocam. Merhaba. Kenan Varol. Kenan hoş geldin. Çok kafiyeliyiz bu arada. Kenan ismini ekstra severim. Teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Kaygı bozukluğuyla akış bağlamanı nasıl değerlendirirsiniz? Ona sabahlar olmasın derim. Uzun uzun konuşulabilecek bir konu. Kaygı bozukluğu başlı başına klinik ayrı bir durum gibi gözükse de akış deneyiminin iyileştirdiği hikayeler arasında başta o geliyor. Çok kaygılı, çok hani hayata dair böyle belirsizlik hisleri içerisinde olan insanlara en iyi gelen şeylerden bir tanesi kendilerini yaratıcı ve üretken hissettikleri bir aktiviteyi hayatlarının merkezine koymaları. Çoğumuzda işte panik ataklar, anksiyete bozuklukları gibi gündelik duygulanım bozukluklarının esas nedenlerinden biri yaşamda hissettiğimiz o üretkenlik boşluğu, yaratım boşluğu. Bu bizi maalesef bir insan olarak çok zorluyor. Yani İnsanlara çok bir katkımız olamadığını, kendi hedeflerimize çok doğru gidemediğimizi, hedefimize doğru yaklaşamadığımızı, boşa kürek çektiğimizi uzun süre düşündüğümüzde yavaş yavaş sistem diyor ki, alo gittiğimiz yol yol değil, ben sana iki çarpıntı vereyim, bir alarma basayım da sen bir kendine gel gibi bir hikaye var gibi gözüküyor orada. Ama hani şimdi burada da akışa geçin, anksiyeteniz iyileşsin dersek o kadar da basit bir denklem değil. Bir kere nasıl akışa geçeceğiz? Önce onu bir çözelim de ondan sonra gerisi zaten hep hallolur diyelim. Merhaba Barkın. Barkın merhaba. Ben en çok bu şey anlarında hissediyorum. Hayatımın aktörü olduğu anlarda kendimi akışta hissediyorum. Bak,
Bak duydunuz. Ne dedim bir daha söyle. Hayatımın aktörü olduğum anladım. Hayatımın aktörü. Tam acık açsan onu. O ne demek? Yani ne demek istiyorum? Hani hayatta şey aktif bir rolde kaldığımda kendi konfor alanımın dışına çıkıp ve hani o konfor alanımın dışına çıktıktan sonra hani o deneyim bana o konfor alanının dışına çıktıktan sonraki halinde daha yapılabilir hale geldiği zaman. Barkındı değil mi? Evet Barkın. Barkıncığım şöyle desem ne dersin? Akıntıya kapılmak yerine akışını bulmak gibi bir şey. Aynen yani öyle. Yani herkes bir yere gittiği için herkes bir yere gidiyor. Ama bazısı ya çaprazına ya tersine ya aynı yöne ama kendi ritminde gidiyor. O zaman diyorsun ki ben hayatla ilgili enteresan bir şeyler yapabiliyorum. Bu hayat benim hayatım ve hayatımda kendimi başrol oyuncusu gibi hissedebiliyorum diyorsun. Bu ilginç. Şu açıdan ilginç. Bir 10-15 sene evvel Dünya Kalp Cerrahları toplantısında bir bildiri yayınlanmıştı. Böyle hasbelkader benim de önüme düştü o bildiri. Kalp krizi geçiren insanların duygu durumlarıyla ilgili yapılmış çok geniş çaplı bir araştırmaydı. Hastaların birçoğundan elde ettikleri veriyi şöyle bir süzüp hülasasını, özetini aldıklarında ortaya çıkan şey neydi biliyor musunuz? Hastaların çoğunun kendi hayatlarıyla ilgili şikayet ettikleri şey hayatının kontrolünü elinde hissetmemeleri. Ve bu insanların kalp hastası olmayanlara göre bu durumu çok yüksek düzeyde hissettikleri bulgulanmıştı. Yani kalp bir organ olarak belki diyor ki yeter gayrı senelerdir oradan oraya oradan oraya sürüklendik ya ben diyor artık buna dayanamayacağım diyor. Bana diyor biraz iyileştirici bir şeyler ver diyor belki de. Hani bu biraz abartı çok bilimsel tıbbi bir yorum değil ama onu hatırlattı bana söylediğin şey. Ve bu akış deneyiminin galiba insana en çok lezzet veren kısmı yapıyoruz yani. Vay süper oluyor. Peki herkes her zaman istediği zaman da akışa geçemiyor ve bazı tipler diğerlerine göre daha iyi akışa geçiyorlar. Böyle bir bulgu var mesela. Hem Mihail Csikszentmihalyi psikolog hem de bir gazeteci olan Stephen Kotler bu konuyu araştırıp uzun uzun kitaplar yazdılar. Stephen Kotler'in bir kitabı var. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. The Rise of Superman diye Üstün İnsanın Yükselişi diye bir kitap yazmıştı seneler evvel. Ben onu bir e-kitap olarak, dijital olarak okudum yani. Çok ilginçti. Akış deneyimini çok yaşayan insanlarla uzun uzun söyleşiler yapıyor. Onlara bir takım işte sorular soruyor ve onların hepsinin ortak özelliklerini çıkarmaya çalışıyor. Birinci ortak özellik ne biliyor musunuz? Çok ilginç. Hiç beklemeyeceğiniz bir şey. Anneleri. Akışa geçen, her kolay akışa geçen her insanda enteresan bir anne modeli var ve hepsi birbirine benziyor. Bu anne modeli bakın şöyle. Hem cesaretlendirici, gaz veriyor. Yaparsın, sen benim çocuğumsun. Biri yaptıysa sen de yaparsın, yürü be falan filan diyor. Ama böyle gaz veren anne modeli çoktur. Yapacaksın sen onu falan. Ama bir ikinci özelliği daha var. Ne zaman başarısız olursa olsun şefkatle bağrına basıyor. Diyor ki sen benim çocuğumsun, istersen bir daha gene yaparsın. Olsun, hiç önemli değil. Koşulsuz sevme ve şefkat ve aynı zamanda destekleme. Bu ikisinin bir arada olduğu anne modeli takdir edersiniz ki biraz az. Sen yanımdan ayrılma dibinde otur diyen aşırı patolojik şefkatli annemiz de çok. Gaz veren, hırs yapan, onun başarısını kendi başarısı zanneden anneler de çok. Ama ikisinin dengeli bir şekilde bir arada bulunduğu anne modeli enteresan bir şey getiriyor bize. Çok zor koşullarda adım atmak için cesareti bizi ilk yetiştiren zihinden alıyoruz. Ki anne hepimizi yetiştiren zihin biliyorsunuz. İlkini oradan alıyoruz. Başarısız olma ihtimalimize karşı da olsun, beni en azından kayıtsız şartsız seven bir kişi var diyorsunuz ve boşluğa düşmeyeceğinizi biliyorsunuz. Bu müthiş bir ayak basma noktası ve ben çok şaşırdım açıkçası kitabı okurken. Sonra baktım hani benim akışa geçme işinde de benim annemin bir şeyi var mı diye, payı var mı diye. Hakikaten onu daha evvel başka programlarda da anlatmıştım. Ben mesela çok zor durumlarda kaldığımda babamdan okul için fırça yerken falan böyle bayağı bir yoğun bir şey olurdu. Sonra iş bitince annem herkes el ayak çekince böyle yapardı. Başar. Senden kıymetli mi? Mesela o hareket bende çok önemli yer tutmuştur. Bir an önce dünya başıma yıkıldı zannediyordum. Sonra annem diyor yok be o kadar da değil. Ha diyordum iyi tamam demek ki ben daha önemliyim. Dolayısıyla bu hissiyata çok ihtiyacımız var. Sevgili anneler, sevgili anne adayları hepiniz çok önemli bir görev var burada, çok önemli bir farkındalık var. Bence onu kaçırmayalım. İkinci ortak özellik, çok daha tuhaf. Akışa geçme deneyimi diyoruz, sanatçılar, sporcular diyoruz, üstün başarılar diyoruz, hede hede diyor. Çok havalı şeyler yani bunlar. Fakat akışa geçebilen, kolay akış deneyimi yaşayabilen insanların hemen hepsinde
enteresan bir tevazu bileşeni var. Bu insanlar tevazu sahibi insanlar. Mesela rekor kırıyor adam. Çin Seddi'nden motosikletle atlıyor. Nasıl yaptın diyorlar. Vallahi ne bileyim diyor. Şey yapıyor. O kadar diyor. Oğlu verdi diyor. İşte büyük bir sanatçı ortalığı dağıtıyor. Hocam diyor konser süper. İşte elimizden geleni yaptık falan. Ya nasıl olduğunu bilmiyorlar çünkü. Kendilerinin yapmadığına o kadar inanıyorlar ki. Biliyor o asırda o kendinden değil. Biriktirdikleri bir şekilde geliyor işte. Sistem açılıyor ve takır takır döküyor. Ve bu insanların tevazu sahibi olmasının ilginç bir sonucu var. Tevazunun zıttı ne? Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Kibir, büyüklenme. Tevazu yani biraz böyle kendini düşük görme. Kibir ise kendi gereğinden büyük görme. Peki kibirin en büyük tezahürü ne olsa gerektir? Mesela falanca bir konu açıldı. O böyle kötü karikatür bir profesör karikatürü vardır ya, hoca karikatürü. Sen nereden bileceksin cahil falan filan diye. Böyle tepeden konuşan bir profesör karikatürü yapılır genellikle. Bir mikrofon alalım size, bu konuda bir diyeceğiniz var gibi. İsmim Habin Hasibe Çelik. Hasibe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kendi üzerimden deneyimlediğim konu üzerinde konuşmak istiyorum. Ben merkezci olduğum sürece hep sıkıntıların oluştuğunu fark ettim. Ne zaman ki yapmak istedim, yani bildiklerimin dışına çıktıysam niyet ederek o konunun bana mesajı ne diye sordukça benim önüme yeni açılımlar oldu. Ve bunun birçok deneyimini aldım. Deneyimini aldıkça da hayretim ve şükrüm arttı. Gerçekten işleyen muhteşem bir sistem var. Sayısız olasılıklar içerisindeyiz. Fakat bizler ya var ya yok diyoruz. Ya var ya yok dedikçe kendimizi kilitliyoruz. Bir oysa kocaman sayısız alkış, olasılıklar. Bir kocaman alkış. Kocaman. Meselenin en öz göbek noktasını çok güzel anlattınız. Tevazu bilmiyorum diyebilmekle başlıyor. Biliyorum diyen insan öğrenmeye kapıyı kapatıyor. Ve yeni deneyim asla alamıyor. Dünya ona ne derse desin anlamıyor. Ama bilmiyorum diye başlayan insan ne demek istiyor aslında? Öğrenmek istiyorum. Bilmediğini ikrar eden, yetmediğini ikrar eden, daha fazla çok deneyimleyecek ve öğrenecek şey olduğunu fark eden insan işte o gelişim basamaklarında gitmeye devam ediyor. Bizim eskiler şey de derdi, ağzınız bal yesin. Çok güzel söylediniz efendim, hakikaten öyle. Hocam, bir özellik daha var bu arada. Estağfurullah. Biliyorum demeye korkuyorum artık çünkü bildiğim şeyle deneyimleniyorum. Aynı zamanda o deneyimin de bana bir şey gösterdiğini fark ettikçe gene de mutlu oluyorum. Olanda hayır vardır diyorum. Aynen katılıyorum. Evet. Bana mesela soruyorlar. Hocam şu beyin nedir? Yani bu kadar çalıştınız anladınız mı? Yok. Ben bilmiyorum ki beynin ne olduğunu. Bilsem kabzımallığa başlarım. Ne işim var beyinle? Yani beyni bilmediğim için onu araştırmaya devam ediyorum. Beyni çözersem kendimi ticarete falan vereceğim inşallah. Başka bir alana gireceğim. Orayı öğrenmeye çalışacağım ama bitmiyor yani. Bilmediğinizi fark ettiğiniz anda gelişme devam ediyor. Ama bir özellik daha var. Ortak özellik, bakın anneler dedik, tevazu dedik, bir şey daha var. Akışa geçen, böyle çok akışa geçen bir insan var mı etrafınızda? Böyle sanatçı, yaratıcı, sizin dışınızda. Yani sizin yaşadığınız akış deneyimini kastetmiyorum ama böyle devamlı böyle kaptırıp giden bir şeyler yapan bir tipler varsa bunların gıcık bir tarafı vardır. Onu fark ettiniz mi? Onu soracağım. Boş boş gezer bu tipler. Böyle yatarlar. Mesela bazı ergenler öyle. Ergenliğin tembelliğini kastetmiyorum ama. Aylaklık var. Mesela çok ilginç, bakıyorsunuz hiçbir şey yapmadan vakit geçirmek için çok zamana ihtiyaçları var bu insanların. Yaymak istiyorlar. Niye biliyor musunuz? İşte 15 sene önce keşfettiğimiz yaklaşık. Beynimizde bir şebeke var, default mode network diye. Varsayılan durum şebekesi demek Türkçesi. Hiçbir şey yapmadığınızda, tamamen ayakları uzatıp çayırları seyrederken falan, zihniniz boş olduğunda beyniniz böyle bir moda geçiyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? O güne kadar öğrendiğiniz her şeyi bir araya getirip arka planda sizin için yeni yeni oluşumlar ortaya koyuyor. Hiç cevaplayamadığınız sorular, kafanıza takılan sorunlar dikkat ederseniz duşta, tuvalette, otobüs beklerken bir anda ayılıveriyor. Niye? İşte default mode network dediğimiz o aktivite işte anca oralarda devreye giriyor. Şimdi hiçbirimizin öyle serbest, boş zihin vakti yok ki. Ya telefon mıncıklıyoruz, ya bir şey yapıyoruz, ya haber takip ediyoruz, ya bir yere koşturuyoruz. Hiç duracak vaktimiz yok. Ama bu insanlar her şeyi kapatıp şöyle kafayı koyup bir durabildiklerinde o yapacakları şeye dair beyinleri kendi içinde zaten antrenman yapmaya devam ediyor.
yenilikleri toplamaya, ipuçları üretmeye, farklı yollar keşfetmeye arka planda devam ediyor. Zihin o kadar büyük bir sistem ki bizim bilincimiz buzdağının görünen kısmının ucuyla ilgileniyor sadece. Arkada kalan devasa sistem o işte meşhur varsayılan durum şebekesinin ilgisini bekliyor. Oraya ne kadar çok vakit ayırabilirse insan o kadar yaratıcı, üretken ve sınırlarını zorlayan bir tipe dönüşüyor. Yani şimdi Sinan Canan da televizyon programında bunları saydı. Bundan sonra evde yan gelip yatarken ne yapıyorsun? Akışa hazırlık yapıyorum falan. Öyle değil o. Bir kere akış deneyimine geçecek insanın aynı zamanda ciddi rutinleri var. Bu insanları biz niye aylak olarak algılıyoruz biliyor musunuz? Çalışırken onları kimse görmüyor ki. Antrenman yaparken kayboluyorlar ortadan. Yoklar. Toplum içinde olan çarşıda pazarda olmuyor bu iş. Ya gidiyor basketbol sahasında, ya gidiyor bir sanat atölyesinde, ya gidiyor bir stüdyoda bir yerde kendini kaybediyor o işi yaparken. Biz onu dışarıda boş boş gezerken görüyoruz. Dolayısıyla konu sadece boş geçmek değil. Tevazu zaten atalarımızın söylediği çok önemli bir kadim meziyet. Bu olmazsa olmaz. Birbirimizi hatırlatalım ama en çok kendimizi hatırlatalım. Biz başkasının kibrini görürüz, onda problem yok ama kendi kibrimizi yakalamak zor. Birinde kibir görünce sevgili dostlar, hatırlayın bizde de var. Hemen onu uyarmak yerine kendimizi bir uyaralım, değil mi? Bizdekini bir böyle bir dizginleyelim, bir tutalım. Onu yapalım, çalışalım, sevdiğimiz şeyi, motive olduğumuz şeyi, amacımıza matuf olan şeyi bulalım ve bu konuda biraz azimli olup çok da şey yapmadan gevşemeyi de unutmayalım. Son olarak sizden efendim bir mikrofon alalım buraya. Nurhan Aydın, teşekkür ederim hocam. Nurhan Hanım hoş geldiniz. Sağ olun. Benim gözlemlediğim bir şey var. Bu söylediğiniz dört maddeye ekleyeceğimiz kabul buyurursanız. Yaratıcılığımızı unuttuk. Yaratıcılık, yaratıcılık enerjimizi kullanmıyoruz ve çok fazla dış dünyaya açtık kendimizi. İlk başta söz alan arkadaşlardan birisi kendimizi tanımaktan geçer demişti. 50-60 yaşına geliyoruz ve bizim resim yeteneğimiz olduğunu belki bir vesileyle öğreniyoruz. Bu birçok alanda öyle. Bu işte farkındalık, anda kalmak olayı. Yani ne geçmişte olmak ne de geleceğin kaygısını yaşamak. Bunları zaten bertaraf ettiğimizde andayız. Ve anda olmayı en çok özellikle ben onun terapi özelliğini seviyorum. Anda kaldığımızda bu yaratıcı özelliğimizi ortaya çıkardığımızda işte o zaman tam bir akışa geçebiliyoruz kolaylıkla. Anda kalmaktan bahsederken şöyle bir yüzlere baktım genel. Hanımefendinin yüzünde de sizin yüzünüzde de gene bir gevşeme oluştu. Ya ne güzel değil mi? İnsan hep şöyle anda kalsa, yaratıcı olsa. Birkaç hafta sonra yaratıcılık konusunu biz burada ayrıca ele alacağız zaten. O büyük bir mevzu ama hepimizin damağında onun tadı var. Hepimiz o anda bir şeyler yapabiliyor olmanın halini biliyoruz. Tek yapacağımız şey bunun sadece dedikodusunu yapmayalım. Sadece mevzusunu etmeyelim. Lütfen evde deneyelim. Çünkü akış deneyimi olmazsa ne olacak biliyor musunuz? Bu hele hele 21. yüzyılın şartlarında gürül gürül muhtemelen bayır aşağı bir şelaleye doğru akan bir hayat var. Hepimiz bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bunun içinde gerçekten kendi akışını yaratabilen insanlar hem bu akıntının gürültüsünden ve yaralanmasından kendilerini kurtarabiliyorlar. Hem de o devasa akıntının yönünü değiştirebilme potansiyeline sahip yenilikleri bize insanlığa hediye ediyorlar. Hepimizin bunda bir payı var. Hepimizin burada bir görevi var. Hepimiz bu dünyaya dünyanın en zor görevi olan insan olmak ve insanlığı ifa etmek için gelmiş bulunuyoruz. İfa demişken insanın fabrika ayarlarıyla başlamak hiç fena bir fikir değil. Zaten onun üzerine sohbet edip duruyoruz. Bu hafta da akış konusunda vallahi akışa geçtik, süreyi bitirmişiz. Şu anda bize ayrılan süre, hatta uzatmaları oynuyoruz şu anda, onu söyleyeyim ama önümüzdeki hafta arkadaşlar sizinle beraber bu konuyla çok alakalı zihnimizin temel çalışma zeminini oluşturan bir konudan, hikayelerden bahsedeceğiz. İnsan zihni hikayelerle çalışıyor ve bakalım hikayeler bize neler ediyor. Bir sonraki hafta bunu konuşacağız. Yine bizimle kalın, haftaya cumartesi yine Sinan Canan'la Açık Beyin'de buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.